Bu küfüründen ötürü ilçelerde bulunan şehit ve gazi ailelerinin yapaza, yapacağı basın destek olunmasını hatırlatması mıdır? Şimdi bunu da Bingöl Valiliğinin açıklamasına eklediğimizde, Balıkesir ayrı bir yer, Balıkesir'de eklediğimizde Koray Aydın'ın o günlerde attığı mesaj hatırıma geliyor. Koray Aydın da valiliklerin bu amaç hareket geçtiğini söylemişti. Şimdi dolayısıyla bir adım daha atılmış oldu. Bürokrasi, mülki idare bulunduğu yerlerde... Lütfü Türkkan olayını İyi Parti yönelik bir hamleye çeviriyor. Ee, İyi Parti'deki o yükselişi, kitlesel yükselişi, gözle görülür hale gelen yükselişi tek tek provokatif eylemlerle kesemeyince, Rize'deki provokasyonla, işte Bingöl'deki A Haber, Haber'in memur olduğu ortaya çıkan A Haber'in sözde protestocuyu yanında getirip sen konuş ben çekeyim demesiyle bozguna uğratamayınca en son valilikler devreye giriyor. Valilikler devreye giriyor. Şehit ve gazi ailelerini harekete geçirerek eylem yaptırıyorlar. Şimdi bir tari, mesela bir kısım 15 Temmuz Derneği. Mesela o çıkıyor. Bir grup 15 Temmuz Derneği mensup açıklama yapıyor. İYİ Parti'nin önüne gidiyorlar. Ne oluyor? Şu mesaja bakar mısın? Balıkesir Valiliği. Şimdi bu olacak iş mi? Yani Balıkesir valiliği, Bingöl valiliği şimdi İYİ Parti'ye karşı şehit ve gazi ailelerine geçirmek. Bu, bu şu demek, Lütfü Türkkan olayını ben İYİ Parti aleyhine, e, Millet İttifakı aleyhine tepe tepe kullanacağım demek. E şimdi bir sonrası e, İYİ Parti, yani Lütfü Türkkan hakkında Fezleke'yi devreye sokarak, savcılığı devreye sokarak Fezleke hazırlanması ve meclise gönderilmesi. Ya bu eylemden ötürü bir kere ceza davası açılır açılmaz başka bir şey tazminat davası açılır. Yani bu zaten mümkün dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek yok. Ama bu dokunulmazlık dosyası mecliste Millet İttifakına bir e, şamar, meclis dışında Parti'ye bir şamar olarak e, geri dönecek ve bu amaçla kullanılacak. Bu çok belli. Bu da WhatsApp grubundan galiba. tabii, tabii WhatsApp grubundan Sızma, e, Bingöl e, ayrıca Bingöl Vali tweet attı yani o e, WhatsApp grubu de... adı. Devletin bir parti devleti haline gelmesinden rahatsız olan bazı bürokratlar sanıyorum. Sana bu konuda bir sızma şu yaptılar. Yani hayır, bana sana sızmış olmasından dağırdılar. daha fazla sızdırdılar sana. Bana bunu. daha bundan daha fazlası. Bu bu özgüvenin WhatsApp gruplarına yansımış olması beni tedirgin ediyor. Bu bu sınır tanımazlığın, valiliklerin giderek partizanlaşmasının bu kadar rahat iki, icra iki, edilebilmesi iki, iki taraflı diyor. çalışıyor ama. Bir taraftan e, vali hızını alamayarak Whatsapp grubundan gruptaki herkese bu konuda bir şeyler yapmaları için talimat veriyor ama gruptakilerden bazıları da bu kadar da fazla deyip bunu sana sızdırıyorlar. Tabii. Yani, yani. mesela dün taşma şimdi, noktası yani iki türlü taşma söz konusu. Şimdi ya şunu söylemeliyim. Yani bu Lütfü Türkkan'ın yaptığı kabul edilemez. Yok. Şiddetle reddediyoruz, ayıplıyoruz. Elbettek. Ya sadece şehit ailesi olduğu için de değil bu arada. Ya normal il, bir bu muhaşerete evet, adaba bir siyasetçi en başta. bir bir siyasetçi bir seçmenle böyle konuşamaz. konuşamaz tabii. Ee, küfür edemez, hakaret edemez. edemez. Bunun bunun insanlıkta yeri yoktur. Siyaseti geçiyorum. E, Ama Lütfü Türkkan olayı iktidar tarafından ısrarla Meral Akşener'i ve İyi Parti'yi bir dövmek için bir evet. enstrümana çevriliyor. Bunu da görmek gerekir. Evet başarılı olabilir mi? Kısmen, kısmen bir süre için başarılı olabilir ama Türkiye'deki genel gidişatı ben orta vadede etkileyeceği kanaatinde değilim. Bu unutulup gidecektir Lütfü Türkkan olayı ve ne kadar çok üzerinde tabirimi mazur görsünler, tepinirlerse tepinsinler. Türkiye'nin o kadar ciddi ve ağır bir gündemi var ki insanların dikkatini başka yöne çeken. Birazdan da konuşacağız işte dolar, evet. dolar. Yani Türk lirasının değer kaybı en başta. Yani esas Türkiye'nin gündemi bu. Enflasyon, işsizlik vesaire. Lütfü Türkkan ise bir siyasetçinin dediğin gibi yapmaması gereken bir şey yaptı evet. ve. Bunun karşılığında da bunun Görebilen... siyasi bedelini ödedi. Ne ödedi, oldu? Evet. Ne oldu? Bir var, grup başkan vekilliğinden istifa evet. etti. Özür diledi. Evet. Medeni bir insanın yapması gereken de buydu. Özür dilemek. Özür diledi. Tamam. Ee, ama bir siyasetçi bu kadar sin öfke kontrolünü kaybetmeye de e, hakkı yok bence. Partisine de zarar verdi. Büyük bir siyasi hata yaptı. Partisine zarar verdi. Ama bu ne olur? Bu iyi Parti'yi veya Millet İttifakı'nı hiçbir zaman etkilemez. Ama bir süre için çünkü şu an iktidar medyası bunun üzerinde tabiri caizse gerçekten tepiniyor. Bir süre için, şeyden AKP'den ve MHP'den iyi partiye doğru işte olan ilgiyi kaymayı, hani hafifçe ağırlaştırabilir, biraz yavaşlatabilir. Bir süre için, birkaç gün için belki. En fazla bu. Ama ben anketlerin genel seyrinin değişeceği kanaatinde değilim. Yani anketlerdeki e, iktidarın oy kaybı ve muhalefetin e, oylarını arttırması artık bir sabit haline gelmiştir, bir bir trend haline gelmiştir, sabit bir trend. Bu değişmeyecektir çünkü bunu bunu ortaya çıkaran çok başka e, esas esaslı nedenler var. Bunlarla bu olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Bu arada e, yani iktidarın bütün Şimdi bir şey ekleyebilir miyim? Dün, mi? Dün Mansur yavaş. Bu arada kardeşini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yavaş ailesine sabır diliyorum. Mansur Yavaş geçen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeyken Ankara Belediye Meclisi üyesi olan bir gazetecilik kuruluşunun başkanı kendisine bu meseleyi sordu. Lütfü Türkkan meselesini sordu. Hatırlarsan Beştepe'de yapılan gazetek töreni vardı ya burada konuşmuştuk. Evet. Yani AK Parti evet, iktidar evet, yanlısı evet. bir dernek. İktidar evet. yanlısı gazetecilere... E, ödüller İktidar vermişti. kendi medyasının kendi, Altın günü gibi ödüller vermişti. O derneğin başkanı e, aynı zamanda Ankara'da bir belediyenin de AK Partili meclis üyesi. Kendisi zaten daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından da artık belediye meclis üyesi kontenjanından mı gazete kontenjanından mı geziye de götürüldü Amerika'ya. Mansur Yavaş e, sadece sen çeker gibi bu konuyu ele alacak mısınız? Lütfü Türkkan şehidi hakaret etti gibi sorular soruldu. Ya düşündüm o ödül töreninde PKK'ya karşı savaşırken Hayatını kaybeden askerlerin şehit sayılmayacağını söyleyen kadına bile ödül verdi. Ya hem gidiyorsun. Çok güzel. PKK'lı. Bak PKK'ya karşı savaşırken şehit düşen askerlerin şehit olmayacağını söyleyen Kaplan'a ödül veriyorsun. Sinan Burhan. ismini de söyleyeyim. Hı hı. O gazetecilik derneğinin başkanı Sinan Burhan. Sinan Burhan aynı zamanda Ankara'da bir belediye meclisi, Elmadağ galiba. Elmadağ Belediye Meclisi'nin AK Parti üyesi, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi. Mansur Yavaş'ı sigaya çeker gibi Lütfü Türkkan konusunu niye konuşmuyorsunuz diye soru soruyor. Ya düşünüyorum. İnsan bunu nasıl rahatlıkla yapabilir? Yani sen hem e, Mansur Yavaş'a neden bu şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a bir şey demiyorsun diye soru soruyorsunuz. Ondan da bir ay önce PKK'ya karşı savaşırken hayatını kaybeden askerlere şehit denilemeyeceğini söyleyen Hilal Kaplan'a ödül veriyorsun. Hem onu yapıyorsun hem gelip bunu yapıyorsun. Ve bunu gerçekten izlerken hayrete düştüm. Buraya da not olarak söylemek istedim. Ee, yani aslında e, konudan konuya geçiyoruz ama konuların hepsi birbirle bağlantılı da evet. şu şekilde. Lütfi Türkkan e, hadisesi üzerinde e, bu denli yani bundan böyle azami ölçüde faydalanmak için e, tepinen bir iktidar medyası ve iktidar var. E ee, bunun nedeni İyi Parti'nin e, sürekli güçlenmesi ve İyi Parti'nin hmm. aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanına nüfuz etmeye, e, hızlı bir şekilde nüfuz etmeye hem de başlaması ve orada bir derinlik olması. MHP için de aynı şey söz konusu. Aslında şu an iktidarı en çok korkutan muhalif güç İyi Parti. Evet. CHP'den daha fazla evet. korku, korkutuyor. İşte bu korkunun e, sonucunda bu böyle bir e, Lütfü Türkkan hadisesinden azami fayda elde etmek için çok abartılı bir reaksiyon veren bir iktidar tablosu ile karşı karşıya kalıyoruz. Ee, yine ay benzer bir korku yani iktidardan gitme korkusunun yazdırdığı bir yazı, yazı ve sonrasında başlayan tartışmadan söz etmek